Merve hocamın sunumu başlıyor. Herkes onu dikkatlice dinlesin. Olur mu? Buyurun Merve hocam. Teşekkürler hocam. Evet, ekran görüntüsü geldi mi herkese? Geldi hocam. Evet. Geldi hocam. Geldi. Evet. Evet, o zaman başlayalım. Tam bizim projemizin başlığı zaten biliyorsunuz sistem. Bugün bunları anlatacağım size bildiğim kadarıyla tabii ki. Merve hocam, bir küçücük uyarı yapabilir miyim? Çocuklar, mikrofonlarınızı kapatır mısınız? Çünkü sesler geliyor. Evet, çocuklar, sistemin diğer adı da FETEM diye geçiyor. Şimdi bunun bir ilk önce açılımına bakalım. Evet, science, bilim demek. Zaten İngilizce'de biliyorsunuz. Teknoloji, engineering, mühendislik ve matematik dallarından oluşmakta. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik kullanarak ortaya bir ürün çıkartmamızı istiyor bize bu yaklaşım. Dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir, bir yaklaşımdır. Türkiye'de FETEM olarak da geçiyor. STEM yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa'da birçok ülkenin müfredatında kullanılmaktaydı. Bizlerin de müfredatına girmiş bulunmakta. Bu yaklaşımın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenmekte, ülkeler için en büyük önemi bilimi ve teknolojik alanda güçlü bir yapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır. Şimdi öğrencilere günlük yaşamımızda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp farklı düşünmelerini ve çeşitli bu süreçlerde yeni çözüm arama kabiliyetlerini, araştırmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen bilimleri, matematik, teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle geliştirmelidir kendini. STEM eğitim sistemi öğrencileri tarımdan, endüstriye, çevre yönetiminden, sağlık hizmetlerine, ulaşım sektörüne pek çok alanda başarı için hazırlıyor. Üstelik bu model bilim, matematik ve teknoloji alanlarıyla sınırlı kalmıyor. İstenildiği takdirde dil bilgisi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi bölümlerle de kolaylıkla adapte ediyor. Şimdi farklı bir bakış açısıyla STEM, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, yani bir ürün, ortaya somut bir şeylerin çıkarılmasıdır. STEM eğitiminin tüm prensiplerinin ve faydalarının sanatın içine ya da sanat edinme yaklaşımına STEM diyoruz. STEM eğitiminin bir başka seviyesi, fen, teknoloji, mühendislik, matematik dallarının arasında beşinci bir disiplin olarak artı bir şey katıyor ona. Şimdi nasıl yapıyoruz, nasıl yaklaşıyoruz? Önce merak ediyoruz çocuklar aslında. Önce merak edip sorular sormaya başlıyoruz ve hayal ediyoruz. Hayal edip tasarlıyoruz. Tabii bunu tasarlardan önce verilerimizi toplayacağız. Deneylerimizi yapacağız, etkinliklerimizi yapacağız ve ortaya bir ürün çıkaracağız. Aslında bir deney gibi düşünebilirsiniz yani yapacağımız işleri. Önce konu oluşturacağız öğretmenlerimizle birlikte. Bir plan yapacağız biz. Ondan sonra hayal edip tasarlayacağız hep birlikte. O yüzden yaratıcılığımız oldukça gelişecek. Albert Einstein'ın da bir sözünü paylaşmak istiyorum. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Çok beğenirim. O yüzden bugün akşam paylaşmak istedim. Peki neden STEM? Biraz da bundan bahsedelim. Sonra etkinliklerimize geçeceğim. Şimdi ilerleyen teknoloji, dijitalleşen dünyada kullanılan cep telefonlarımız, televizyon, bilgisayar, tablet, robotik sistemler sayesinde sayısal mesleklere duyulan talep de her geçen gün artmaktadır. İşte bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek öğrencilerin üniversitelerde daha bir rahat bir eğitim alabilmeleri için STEM eğitimleri sunulmaktadır. Şimdi STEM okulları var üniversitelerde, liselerde ve ortaokullarda çocuklar. Bizim bu yapacağımız projede aslında bunun bir başlangıcı. Sizler için çok güzel bir fırsat. Belki ileride daha güzel bir şekilde büyütebiliriz. İnşallah yine karşılaşırız. Çok farklı deneyimler elde edeceksiniz.
Bakalım sistem örneklerine. Çeşitli malzemelerde sistem uygulamaları yapılabilmekte. Şimdi basitten başlayacağım ilk başta. Bu etkinlikler el işi malzemeleri. Yani çerçok bilim de diyoruz biz aslında bunu da. Evde bulunabilen malzemelerle, farklı kitlerle yapılabilir. Fen bilimleri dersinde yapılan deneylerine, sistem örneklerine girmektedir. Zaten benim öğrencim mesela buna hakim. Çünkü sürekli etkinlik deney yaptığımız için derslerde. Bunlar da aslında birer sistem. Çünkü bilim insanı gibi veriler toplayıp bilimsel çalışmalar yapıyorlar. O yüzden aslında yaptığımız çalışmalar size bir aşinadır bu konuyla ilgili. Mesela bir örnek vereceğim. Ben bu örneği 5. sınıflarla daha önce yaptım. Sistem adı altında yapmıştım. Pipetler, pet şişenin kapakları, plastik şişe ve balon kullanarak yürüyen bir araba tasarlıyorsunuz. Önce hayal ediyorsun. Hayal ettikten sonra nasıl yapabilirim diye malzemelere kendin düşünüyorsun, kendin araştırıyorsun. Şimdi biz direkt size hazır da verebiliriz. Kendiniz de tasarlayabilirsiniz ama yani kendiniz tasarlarsanız daha güzel olur. Biz tabii sizin yine eksik olduğunuz konularda size dahil olacağız. Yani yürüyen bir araba bir sistem etkinliği. Çok basit. Evde bulunabilen araç gereçlerle veya bunu şöyle de yapmıştım ben. Dondurma çubuklarıyla motor kullanmıştım. İşte elektrikli araba yapmıştık. En hızlı gideni şey yapmıştık, seçmiştik işte, yarışma yapmıştık. O da bir sistem örneği. Bugün de hatta okulumuzda bizim araba yarışması oldu bununla ilgili. En uzağa giden, mesafesi en hızlı olan araç, araca sahip olan öğrenci sinema bileti kazanmıştı. Bu hafta bizim etkinlik haftasıydı. Bu da bir sistem örneğiydi. Belki karşılaşmışsınızdır bununla ilgili de. Evet, devam edeceğim. Şimdi öğrencilerin analitik düşünme becerilerine katkı sağlayan günlük hayatta kullanılan programlama dilleri içinde bir temel oluşturan Scribe diye bir kodlama uygulaması var. Bunu öğretmenlerimizin çoğu bilir. Öğrenciler de aşina olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir işareti var hatta slide'daki gibi. Scribe kodlama programı. En basit programıdır bu kodlamanın. Scribe basit arayüze sahip renkli kod bloklarının alt alta birleştirilmesiyle kolayca kodlanan bir programdır. Scribe'de de biz sistem örnekleri, sistem üretebiliriz. Ortaya bir ürün çıkartabiliriz yine. Şimdi yine Scribe haricinde ücretsiz platformlardan olan Tinkercad okuyamadım Feycan'dan. Tinkercad. Merve hocam slide hiç ilerlemiyor. Slide ilerletiyor musunuz? Slide evet. Hiç ilerlemedi. Slide hiç ilerlemedi. Hocam yukarıdan sonuya başlatmayınca bizde ilerlemiyor. Yukarıdan başlattım aslında. Bizde ilk sayfa. Allah Allah. Hiç ilerlemedi. Yok, ilk nasıl sayfada. Nasıl yapalım? Sunum gerçekleştirin hocam. Çevrim içi sun diyor ya. Böyle yapayım. Ne var? Şimdi geldi, değişti şu an. Şu an Tinkercad programını görüyoruz. Evet, ben programları da göstermiştim. Ya şimdi ben slide gösterisi yaptım. Büyüyor ya slide gösterisi sonunda. Çocuklar da anlayabilsin diye. O yüzden oldu sanırım. Keşke başta uyarsaydınız. Ben neyse, tamam, devam edelim. Evet, olsun. Scribe haricinde Tinkercad ile 3 boyutlu tasarım öğrenmek de çok kolay. Tasarım dünyasıyla yeni tanışanlar mühendislikte kullanılan günlük 3 boyutlu tasarım programlarıyla hazırlanan bu tarz programlar da kullanılabilir. Bu platforma ile, şimdi yine onun örneği var ekranda. Bu platform ile öğrencimizin görsel düşünmesi, becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Belki de endüstriyel tasarıma karşı ilgi duymasını sağlayabiliriz. Ve 3 boyutlu nesneler tasarladıkça geometriye olan ilgisi ve özgüveni de artabilir. Başka bir yerden bakalım. Siteme hep böyle farklı yerlerden yaklaşıyoruz hani. Önce basitten başladık, çerçöp bilimle. Sonra içerisine kodlamayı koyduk. 3 boyutlu çizimleri koyduk. Şimdi başka bir yaklaşımda 3 uç roketi etkinliği var mesela. Yine bir fen bilgisiyle ilgili aslında bir deney.
Bu etkinlik öğrencilerin bir roketin nasıl havalandığına dair farkındalık oluşturmasıyla amacıyla yapılmıştır. Şimdi bu Teknofest yarışmalarında mesela roketi çok seviyorlar. Sürekli roket yarışmaları oluyor. Katılan öğrenciler bilir. Roketlerin motorlarında gerçekleşen gaz tepkimesine benzer bir tepkime oluşturmaya çalışmış ve açığa çıkan gaz yardımıyla roketin havalandığını öğrenciler tarafından deneyimlenmiştir. İşte bu roketli bir sistem çalışması çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim, soru varsa.